Merhabalar, ben Meltem Canyolu. Demet'le Yeniden Başla'ya hoş geldiniz. Konuğum, sevgili dostum, arkadaşım, hukukçu, aile dizimi uzmanı, sevgili Demet Yeşilkaya. Hoş geldin canım. Hoş bulduk arkadaşım. Çok çok teşekkür ediyorum. Sen ve ekip ne kadar güzel karşıladınız beni bugün. Işıklar, yani her şey o kadar muazzam ki birden böyle dedim ki moru yaradanı arkamıza almışız. Önümüzde çok güzel bir güç, değil mi? Kırmızı. Evet. Oradan şu geldi aklıma. Hemen onu ifade etmeden geçemeyeceğim. Hani bir canımız yandığında, böyle bir yere vurduğumuzda elimizi, kolumuzu, oraya, orası morarır ya, işte oraya yaradan koşar gelir. Rengiyle ifade ettin. Rengiyle koşar gelir ama orada kalamaz. İşleri vardır, gitmesi gerekir. Ne yapar? Mühürler orayı, sevgisini bırakır, sonra yeşerir orası. Sonra ne olur? Sararır. Nedir sararmak? O acı oradan sonbahardaki bir yaprak misali toprağa düşer. Tekrardan hoş geldin. Benim. Yani hayat diye hayat nasıl, acının nasıl bittiği yerden ifade. Devam eder. Onu ifade etmeden geçmek istemedim. Bir araya gelince böyle minik detaylar, güzellikler. İyi ki geldin canım. İyi ki. Doktoru geldim. Bugün enerjimiz çok yüksek. Bir araya gelince zaten muhteşem bir enerji. Evet. Dedik ki evet, bugün hükümet gibiyiz. Evet. Zaten coşku doluyuz. Girişte bir plaka vardı. 35 dev 35. Hah dedim, dev mi, devlet mi, devleşiyor muyuz, ne oluyor, bir dev var da işte hayat vermiş üç harfini. Sen bakalım bul, farkında ol, tespit et. Sevgili Erhan Gölbey, buradan sevgilerimizi yolluyoruz. Dev Ajans. Sağ olsun. Evet. İyi ki varlar. Bizim bu dünyaya sesimizi duyurmamızda kanat oldular diye düşünüyorum. Kanat onlarla çırpacağız. Kesinlikle. Nasıl geçti? Harika. Bu 5. programımız. Evet. Harika bir seri oldu. İzleyicilerden o kadar çok mesaj aldım ki. Maşallah. Ve sabırsızlıkla bekliyor herkes. Bakış. Bugün konumuz nedir? Gerçekten konumuz ne bilmiyorum. Ama ben şimdi ve şu anda, hani o aile dizimi uygulamasını yaptığımız bir alanımız var ya arkadaşlar. Evet. Morfo genetik alan, ilahi düzendeki tüm bilgilerin kaydedildiği alan. Bizim yaptığımız zaten o alandan akan bilgiyi okumak. Başka da bir gücümüz falan bir şeyimiz yok yani. O alanı açalım önce. Ben niyetimle açayım, tamam. açayım. açtım. Hadi bakalım akan bilgileri okuyalım. Mutlaka bir şey gelecek. Neden bir şey gelecek? Çünkü biz bu programı yapma niyetimiz insanların farkındalıklarını başlatmak. Evet. Farkında olanları bir tık daha yukarıya taşımak, daha üst pozisyonda olanları artık öze doğru taşımak. Bütün amaç ve niyetimiz o, bütün çabamız bu. Bugün gelirken bir video çektim. Aslında ben bugünkü aklım olsa işte büyürken ben avukat olayım, ben işte doktor olayım, ben hemşire olayım, benim bir işte kadillağım olsun, işte benim 3 katlı villam olsun diye hayal kurmak yerine aslında bu dünyada insanın koyabileceği en güzel hedefin benim frekansım yüksek olsun. O kadar güzel bir niyet ki. Kesinlikle. Sevgili yüce yaratıcı, sevgili yaratıcı enerji. Ben bugün bir kere daha fark ettim. Bugün yeni bir hedef koyuyorum kendime. Ben aslında frekansımı 999 yapmak için yola çıkmıştım ama neden 9999 olmasın? Ben bunu yapabilirim. Ben de bir hayaldim. Nasıl bir hayaldim? Ben de annemin, babamın hayaliydim. Ete kemiğe büründüm. Evet. Onların hedefini gerçekleştirdim. Onlar gerçekleştirdi beni. Evet. İşte hayatta da böyle yürümeli insan. Nihai hedefi frekansını yükseltmek olmalı. Çünkü o frekans yükselirken o hayat yolunda sizin ne olmanız gerekiyorsa, sizin neye varmanız gerekiyorsa, neye selamun aleyküm, aleyküm selam demeniz gerekiyorsa o zaten sizin yolunuza çıkacak. Ve en önemli konu teslimiyet. Yine geldik, döndük dolandık. Sözünü pıt diye kesiyorum. Unutmadan hemen söyleyeceğim. Yolunuza çıkacak demişken ben her sabah Demet'in o harika videolarını izliyorum. Kahvaltı yaparken Demet mutlaka bir video yayınlamış oluyor. Instagram'dan Demet Yeşilkaya hesabından mutlaka takip edin. Ve muhteşem şeyler söylüyor. Hakikaten o güne keyifle başlamak için bana her sabah bir şey veriyor. Çok teşekkür ederim Demet'ciğim. Sana mutlaka bir şey veriyordur. Çünkü
Bir kere bağlanmışız birbirimize. Aramızda bir önce ipten, sonra birbirimize o enerjimizi akıttıkça işte bir vapurun halatı haline gelen bir hat oluşmuş. İşte o hat kalınlaştıkça ben yukarıdan sana bağlanmadan senin neye ihtiyacın varsa ben zaten o bana his olarak iniyor ve ben onu paylaşıyorum. Evet. Bu senin işine o şekilde yarıyor. Evet. O şekilde yarıyoruz. Hepimiz böyle bir bütün olarak birbirimizle evet. zaten bağlıyız. Hepimiz bağlıyız. O enerjiyle. Kesinlikle. Bunu unutmamamız gerekiyor. Kesinlikle. En önemli konu bu. Onu nasıl anlatalım? Sen de dünyadaki bir insansın. Ben de bir insanım. Sen karaciğer ol, ben böbrek olayım. Sen 999 frekansında olmak zorundasın. Aksi takdirde benim frekansımı düşürüyorsun. Hı. Ve beni hasta ediyorsun. İşte. Tamam. Sen karaciğer oldum, oh yan gelip yatayım diye bir dünya yok. Sen bu dünyada karaciğer olmak için geldin. Senin bir misyonun var. En yüksek versiyonuna gelmek zorundasın ki vücuttaki diğer organların, hücrelerin yaşamını kolaylaştır ki bindiğin dalı kesme. Bana ne ya, ben karaciğerim. Canımın istediği gibi davranırım. Sen kimsin ya? Evet. Buyurun. İstediğim gibi çoğalmaya, istediğim gibi hareket etmeye başladığım anda kanserli bir hücreden hiçbir farkım olmuyor ve sonunda da her bir kanserli hücre canının istediği gibi davranıp doğayı kirlettiğinde, toprağa zarar verdiğinde, tohumu bozduğunda ne oluyor? Diğerlerinin canına kast ediyor. Kasten adam öldürmeden hiçbir farkı yok. Hadi bu kuada döneyim. Evet, her alana evet. bulaşıyorum. Dünyanın ruhunu bozuyor. Ne yapıyor? Mühendisler, çark dönmüyor. Dişliler bozulduğu için çark dönmüyor. Ve o makina bozuluyor. İnsan makinası ne oluyor? Bozulması demek, hasta olması demek. İnsan makinası bozulduğunda, dünyadaki fonksiyonunu yerine getirmediğinde dünya bozuluyor işte. Evet. Kesinlikle. Yani izleyicilerimiz için bir daha şimdi sen ben olarak anlatalım. Yani Demet en iyi versiyonuna yükselecek. Evet. Meltem en iyi versiyonuna yükselecek. Evet. 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 Görevimiz bu. Görevimiz bu. Yani yan gelip yatamazsınız arkadaşlar. Bu dünyanın bir hayali vardı. Neydi dünyanın hayali? Ay benim bir sürü böyle kızlar, erkekler, bir sürü insanlarım olsun. Dünyanın hayali buydu. Dünya ne yaptı? Bu dünyadaki şubesi erkeğe bir tohum hediye etti. Sonra o erkek, dünyanın o şubesi, erkek şubesi tohumu aldı. Başka bir boyuta geçti. Ne yaptı? Yani insan, dünyanın hayalleri hedefe bürünmeden önce, insanlar yokken, ilahi düzen bunu rüzgarla yapıyordu. Ne yapıyordu? Tohumu savurtturuyordu. Hala yapıyor bu arada. Ondan sonra onun kendi adamları vardı, yağmuru vardı mesela. Yağmurla o toprağın arasını açıyordu, toprak kayıyordu, o tohum onun içine giriyordu. Ondan sonra oradan kendiliğinden bastırılan şey büyüyordu. Ki bu bastırılmayı duygularımız için de uygulayabiliriz. Bastırdığımız her duygu bize büyüyerek gelir ve bizi artık bu hale getirir. O yüzden duyguları bastırmıyoruz, görüyoruz bu dizimlerde, çalışmalarda. Sonra ne oldu? Dünya toprakla buluştu. Sonra çocukları oldu. Çok güzel çocukları oldu. Bir sürü çocuklar olmaya başladı. Diye hayat devam etti. Fakat sadece o şekilde var olamazdı. Gelişiyor çünkü insanlık. Büyüyor, 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 büyüyor. Büyüdükçe sorunlar büyüyor, güzellikler de büyüyor. Ama bir süre sonra dünyayı bir kara bulut sardı. Kolektif bir doğadan uzaklaşmayla, topluma yaklaşmayla bir kara bulut sardı. Ondan sonra da ne oldu? Herkeste bir karamsarlık, herkeste bir sıkıntı, herkeste bir huzursuzluk. İşte biz ne yapmaya çalışıyoruz? Biz bunu fark ettik. Önce toplumsal boyutlarda bir yerlere geldik. Sonra durmadık orada. Yani şöyle de yapabilirdik. Ben hukukçuyum ya, ben profesörüm ya, ben işte oyum, ben buyum, ben şuyum deyip durmadık. Dedik ki bir şey daha var. Varmamız gereken bir nokta daha var. Bunun için ne yapmak lazım? Dur bakayım, ben şu aman cübbe işte giydim yani. Tamam, bitti artık benim için. Bir özelliği yok. Hani olmayan için olabilir ama. Çıkartıverdim ben o cübbeyi bir gecede. Sonra başladım yola devam etmeye. O yolda devam ettik geldik. Nasıl bir hedef koyduk artık, nihai bir hedef? Biz bu dünyanın, insanlığın farkındalığı için çalışmayı seçtik. Çünkü fark ettik. Hayat seçimlerden ibaret. Evet. Ben hukukçu olmak istersem
avukat olmayı seçerim. Ama ben bu anlamda hiçbir adım atmazsam ben hayalde kalırım. O yüzden nereye geldik? Annenin karnına düştün, değil mi? Dünyanın hayali gerçek oldu. Sen annenin karnına düştün. Her gün bir adım yatarak hedefine vardın. Oradaydı o konu. Evet. Çıktın. Dünya seni alkışladı. Aferin dedi. Geldin dedi. Muhteşemsin, süpersin. Başardın. İlk yolu başardın, tamamladın. Ben sana birazcık daha bu dünyada yatman için izin veriyorum. Her gün bir adım daha yat. Bak, bir adım yat. Ama artık emekleme vakti geldiğinde, hayatta da böyle, bugün bir adım emekle. Yarın 2, 3, 4, 5, ondan sonra hangi basamağa geldin? Bir adım yürü. Biz artık koştuğumuz dönemdeyiz. Tamam. Çok şükür. Ya biz artık koşuyoruz. Ruhen de koşuyoruz. Bak, sadece bedende koşmayla kalmadık. Zihnen zaten koştuk. Zihnen koştuğumuz için, bizi zihnen koşturttukları için. Hani yapıyorsunuz ya her sabah çocuklarınıza, koş. Okula koş. Bizi zihnen koşturttular. Yani zihnen koşumuz zaten hiç bitmiyor. Ama artık zihnen koşarken bu insan ne diyor? Biz deneyim boyutuna geldik. Biz zihinlerden yaşadıkları deneyimleri dinleyerek zihin koşusu yapıyoruz. Bedensel koşuyu zaten yapıyoruz. Her gün bir çabamız var. Sokağa çıkıyoruz en azından. İnsanları dinliyoruz. Ama biz artık ruhen koşmayı da öğrendik. Biz ruhen de koşuyoruz artık. Ve hayat buymuş. Ruhun, bedenin, zihnin aynı anda koşarsa, bakın şurada 3 tane ne var? Yeşil bitki var. Üçü de aynı boyda. Ben o maviye diyeyim ki sen benim ruhum ol. Öbürüne diyeyim ki sen benim zihnim ol. Öbürüne de diyeyim ki sen benim bedenim ol. Getirin oradan bir tepsi. Bakın hepsi aynı boyda. Koyun tepsiyi. Ondan sonra çıkın hayatınızın. 9 katta. 9'a kadar gidiyor bu arada. O sayılarda inmeye başladı bana artık anlamları. Hani onları araştırıp öğrenebilirim ama ben o nasıl olmuş, onu nasıl keşfetmişler? Yani o 9'un anlamını o bulan nasıl bulmuş ya? Bunu ben de bulabilirim. diye ilerliyorum. 9'u buldum. Bir 9 daha bulursam. Yani 9'da hayat 1'e dönüyor tekrardan. Yeniden bir tohum geliyor yanına. Değil mi? Ben 1 oldum artık. Tohumu bekliyoruz. 10 olacağız, ondan sonra 99'a gideceğiz tekrar. Canım benim, hakikaten bu sabah çok yüksek başladık. Hakikaten bu neşe, frekans. Evet, biz buradan hissediyoruz. Yani bana muhteşem bir hediye vermişsin. Beni morlarla karşıladın. Canım benim ya. Yani İyi yaradan. İyi ki geldin. Yani arkamda ben o kadar güçlü hissediyorum ki. Buraya da kökü koymuşsun, kök çakranın rengine. Yeşiller zaten sevgi. Sarı zaten orada var. Göbek çakra. İşte mavi zaten. Zaten mavi giydik geldik yani. Zaten parlıyoruz. Aynen. Burada. Taşlarımız zaten belli. Daha ne olsun? Daha ne olsun? Daha ne olsun? Canım, yeter ki sağlık olsun. Demet'ciğim, iyi ki geldin. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Yine bol sohbetli harika bir program oldu. Program için sabırsızlanıyoruz. Seni yine bekliyoruz. Ben siz çağırdığınız, bana burada bir boşluk yarattığınız her durumda ben o boşlukları canı gönülden doldurmak için hazırım. Çünkü ilahi düzen hiçbir zaman boşlukları boş bırakmaz. Asla bırakmaz. Hayatınıza bir şey istiyorsanız onun yerini boşaltın. O arada, o hazırlanırken sizin için siz biraz içe dönün. İçeride ne istediğinize biraz daha karar verin ki ilahi düzen o getireceği şeyi sizin o niyetinize göre hazırlasın ki hata olmasın. Yeri de boşsa oldu da bitti maşallah. Balla kesiyorum, 6. programda buradan devam ediyoruz. Çok teşekkürler. Çok çok teşekkürler. Hoşçakalın.